Alet Chambel 27 Ağustos 1916'da Berlin'de dünyaya gelmiştir. Babası Almanya'da askeri ateşçilik görevi yapan Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Bolu milletvekili ve 1936-1941 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Hasan Cemil Bey'dir. Annesi dönemin Berlin Büyükelçisi İbrahim Hakkı Paşa'nın kızı Remziye Hanım'dır. Cumhuriyet'in kurulmasına takiben 8 yaşında Türkiye'ye gelmiştir. Ortaokul ve liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okumuştur. Ortaokulda geçirdiği ağır hastalığın ardından sporla ilgilenmeye başlamış ve kendini eskrim dalında geliştirmiştir. Fransız hükümetinden aldığı bursla Paris Sorbonne Üniversitesi'nde 3 yıl arkeoloji lisansı öğrenimi görmüş, ayrıca Hititçe ve eski İbranice öğrenmiştir. Alet Chambel'in ilk arkeoloji kazı serüveni Dr. Kurt Bittel'in başkanlığını yaptığı Alaca Büyük kazısı olmuştur. Ayrıca 1936 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin teklifi üzerine Berlin'de düzenlenen yaz olimpiyatlarına Suat Fetregi ile birlikte eskrim dalına katılarak olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcusu olmuştur. Turnuva sırasında Adolf Hitler tarafından görüşmeye çağrılan Chambel, hükümetin izni olmadan görüşmeyeceğini bildirerek reddetmiştir. 1938 yılında lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Sorbonne'de doktora yapmaya başlayan Chambel, 1939 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Dr. Emilia Theodor'un asistanlığını yapmaya başlamıştır. 1940 yılında da Nail Çakırhan ile evlenmiştir. Üniversitede kadro olmadığından bir süre Haydarpaşa Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Doktora çalışmasına İstanbul Üniversitesi'ne devam eden Chambel, Türk Tarih Kurumu adına Kırşehir Hassöyük'teki kontrol kazısını gerçekleştirmiştir. 1946'ya kadar Doktor Bozert ile birlikte Anadolu'da araştırma gezileri yapmıştır. İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin yetişmesinde emeği çok büyük olmuştur. Mühibbe Darga anılarında Halet Hanım'ın kaynak yazımının çok hassas olduğu, bilimselliğin üzerine çok durduğunu, kitaplara çok önem verdiğini anlatmıştır. 1946 yılında Kayseri-Adana arasında kalan bölgedeki Hitit eserlerini incelemek için Bozert ile birlikte çıktıkları gezide Karatepe bölgesindeki kalıntılara ulaşmaları kariyerlerinde belirleyici olmuştur. Araştırma ekibi Hitit hiyerogliflerini ve Fenike yazısını bir arada kullanıldığını görmüş ve Fenike yazısı tercüme edilebildiği için bu keşif Hitit hiyerogliflerin nihai çözüm olmuştur. Karatepe, Arslantaş öyünde Bozu tarafından başlayan kazı çalışmalarına 1959'dan sonra Chambel başkanlık etmiştir. Karatepe'de ortaya çıkarılan arkeolojik buluntuların restorasyonunun korunması ve sergilenmesi için Türkiye'de ilk kez bir açık hava müzesinin kurulmasına ön ayak olmuştur Halet Chambel. 1948-49 yıllarında Yazılı Kaya, Midas şehrinin kazısını yürütmüş, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nin arkeoloji kürsüsünde profesör olarak atanmıştır. Eşiyle birlikte Karatepe'de çalışmalara devam eden Chambel, 1962-63'te Almanya'da Saarbrücken Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine dönmüş ve Prehistorya kürsüsünü kurmuştur. 1964 yılında Chicago Üniversitesi'nden Robert Braidwood ve eşi Linda Braidwood'la birlikte Ergani'de Çayönü Höyü'nün kazısına başlamışlardır. Köte Çemi kalıntılarını bulmuşlardır. Chambel'in çabalarıyla kurulan İstanbul Chicago Üniversiteleri, Güneydoğu Anadolu'da tarih öncesi araştırma kamu projesi çerçevesinde 1964 Urfa Bozova'da Birisi Mezarlığı ve Söğüt Tarlası, 1968 ve 1970'te Diyarbakır Dirik Hacıyan kazıları gerçekleştirilmiştir. Chambel, Kevan Barajı'nın yapımıyla su altında kalacak olan alanların taranması için 1966'da başlayan çalışmalara öncülük etmiştir. 1976'da TÜBİTAK'a bağlı bir arkeometri ünitesi kurulması katkıda bulunmuştur. 1984 yılında emekli olmuş,
kazılara katılımını ve yazılarını emekliliğinde de sürdürmüştür Çambel. Birçok kuruluşa üyeliği olan ve birçok kurum ve kuruluştan verilen ödüllere sahip olan Çambel, 2010 yılında kendisine Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmiştir. 12 Ocak 2014 tarihinde İstanbul'daki evinde yaşamını kaybetmiştir. Alet Çambel, ömrünü geçirdiği Türk entelektüel çevresinin uğrak mekanı olan yalısını Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlamıştır.